Ay Nazlı, bir daha böyle gelme, istemiyorum. Sen bu etekle yürüyemiyordun bile kardeşim. Kardeşim. Güzel Gizem. Efendim. Cadı Gizem. Efendim. Ajdaha. 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 Hoş geldin ya yüreğime. Boş ver be. Helal. Sevgili izleyiciler, gördük ki işte benim stilimde ne tarz ne değil, kim tarz kim değil ondan sorulurmuş. Yani öyle gördük, ilk haftada iki sözünden biri bana göre tarz değilsindi. Ayşegül All Star'da hikaye başladı. Bakalım nasıl devam edecek? Ayşegül Doğan podyumda. Merhaba, yeniden karşınızdayım. Kimileri beni çok sevdi, kimileri benden nefret etti. Ama ben hiçbir zaman bildiklerimi söylemekten kaçınmadım. Yalnızım dostlarım, yalnızım yalnız. En çok eleştiren de sensin arkada otururken. Ama işi bilmeyeni eleştiririm. Sen benle de baş edersin. Ay, öyle bir iddiam yok Allah'ım. Oscar'ı ben kazanacağım, birinci olmaya geldim. Merhaba, nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Teşekkürler. Biraz hastasın, evet. Geçmiş olsun. Teşekkürler. Kim oldun sen? Cruella de Vil. Cruella de Vil oldun. 101 Dalmaçyalı'daki kötü karaktersin. Evet. Peki, gel bakalım soralım. Evet, Ayşenur. Kostümün çok güzel görünüyor. Ve koreografini de çok beğendim. Ama sanki biraz bir şeyler eksik gibi geldi bana. Yani makyajın yeterli değil. Kostümünde de eksiklikler var ve koreografide daha çok akılda kalıcı şeylerini de yapabilirdin. Peki. Nihal? Cruella ben olacaktım. O yüzden araştırmıştım. Bunun bir sürü kostümü var. En kötüsünü seçmişsin Ayşegül. En düzünü seçmiş olsaydım buraya bir kürk giyip içine düz bir siyah giyerdim ki eminim öyle bir şey yapacaksın. Mesela ekrandaki... Ve kaz ayaklı bir takımı vardı. Onu da yapmak bana çok basit geldi. Bunu yapmak en azından daha zıt, daha ters köşe olur diye böyle bir şey yapmayı tercih ettim. Şey yapabilirdin mesela, köpek falan olabilirdin yanına. İşte köpek mesela bunu söylüyorsun ama buraya biz bile bu sıcakta zor dayanırken... Hayır, gerçek köpek almana gerek oyuncak yok. Oyuncak köpek almak komedi bana göre. De getirebilirdin. Bana göre oyuncak köpek almak komedi. Ben sana bunu daha önce söylediğinde de söyledim. Yani gerçeğini bence çıkartamıyorsam oyuncağını neden buraya çıkarayım değil mi? Hayır, de karakterinin şey en belirgin özelliği... Dalmatyalılarla evet, geziyor. Ben de bunu zaten biraz üzerimde de yansıtmaya çalıştım.
Bilemiyorum, bana yansımadı. Yani çünkü sen bunu olamadığın için herhalde sana yansıtmadı. Mutsuz biraz değilim onu olamadığım şey için Ayşegül. Fidan. Ben hasta olduğun için performansını biraz daha canlı olmasını beklerdim. Ama hastasın sanırım, değil mi? Çok evet, geçmiş olsun. Olsun. Teşekkürler. Kostümünü ben de beğendim. Kolaya kaçtığını düşünmüyorum. Uğraş vermişsin bence. Güzel yani. Yani evet, bu bu karakterin birçok kostümü var. Hı hı. Ve en belirgin kostümlerinden biri değil bu. Ve ben bir belirgin kostüm olmadığı için bunu seçtim. Kaz ayaklı bir takım olup dağınık bir saç yapsaydım eminim burada daha hazır olurdu. Ve ben sizin aranızda kendimi rahatsız hissederdim. Şu an sadece hasta olduğum için rahatsız hissediyorum. Kostümümden gayet eminim. Bu sıcakta köpekleri getirmediğin için de güzel bir davranış olarak evet görüyorum. Normalde ayarlamışım köpek ama bir 5 saat gibi bir süre bekleyecekti burada. Onun için... Özden. Ben ödev yaparken Cruella'yı yapmıştım bir şeyde, kreasyonumda. Orada çok araştırdım. Hani okey tamamsın ama kırmızısız ve mücevhersiz Cruella olmaz. Yani şu an baktığımda ben Cruella'yı görüyorum ama inanılmaz eksiksin. Yani şey gibi düşün. Şöyle bir şey, şu an şirinlersin. Ben kuletası olmayan bir şirinler var gibi karşımda, anladın mı? Anlamam, şöyle bir şey var. Cruella'yı sen de yapabilirdin, ben de yapabilirdim. Ki sen çok farklı bir hali olabilirdin. Hı-hı. Ben şu an yaptığım görüntünün aynısıyım, eksiksizim, tamam. Yani eğer başka bir halini yapacak olursan sen bunu tamamlarsın ama ben üstüme fazla bir şey alamam çünkü yapmam gereken bu zaten. Ve ben zaten bu olduğu için bunu tercih ettim. Senin görünen gibi Cruella olsaydın çok değişik Hayır, bir şey bak, katmamış olacaktım. Şundan bahsediyorum. Mesela barok yapıyoruz. Atıyorum Gülşah da yapmış, birçok kişi de yaptı bu podyumda. Sen hani beyaz gelip ben şirinler oldum deyip ben böyle... Böyle hani yapmak istedim demiş gibi görünüyorsun. Yani olmazsa olmazları olmazsa var. Hayır ama bu kırmızı ve görselde. Olmazsa olmaz, hiçbir Cruella'nın, şey yok. Biraz Cruella'nın ödevim olduğu için araştırmıştım canım ben. Keşke Özden siz yapsaydınız, biri daha yapsaydı. Ben yapıyorum deyince vazgeçtiniz. O zaman yapsaydınız ama ben burada daha önce yaptım. Yapmış olsaydınız. Siyah beyaz partiye Cruella konseptiyle geldim. Belki izleyenler ama bu kadar, siyah bu kadar beyaz gelmedin. Bu kadar gelmedim. Saçımı falan yapmadım. Köpeklerim tamam, de o zaman sen de zaten eksik yapmışsın ama demek ki. Ama ben hafta içi bir konseptimde yapmıştım. O zaman Cruella yaptım demeyeceksin. Cruella yaptım demiyorum. Sen neden bunu saptırıyorsun Ayşe? Yok şu an öyle dedin. Hafta içi konseptimde Cruella yaptım diyorum dedi. Ama tamam, yapmıştım olarak diyorsan, yapmamıştım. Hani o zaman yapmış stilini da olmuyorsun Özden. Stilini yapabilirsin. Cruella fashion diye bir şey var, anladın mı? Okey ama ben de bu hali yorumladım ve bu hal eksiksiz diyorum. Duyanız istedim mi? Hayır. I understand you canım da, alt yazı geçiliyor konuşalım mu? Aynı şeyi söylüyorum, anlamıyorsa ben hayır, de hanece konuşabilirim. Hayır aynı şeyi söylüyorsun, ve kırmızısız ve mücevhersiz. Evet bu Cruella, ben de tek olmaz bir şey söylüyorum. Bu görseli bu halinde sadece kırmızı olan tek şey ruju. Okey bu kadardır. Allah okay. Allah. Gerçi ayakta eksik okey. Okay. Sana göre. Peki. Hazır bana mısın? Hazırım. Geçebilirsin. Ivana. Evet. Şimdi Cruella de Vil. Olmak için daha gösterişli elbise, daha zengin tarz, daha yapay kürk, pırlantalı takıları kullanmalısın. Ha evet, burada kapak olarak mesela bir resim görüyoruz. Olabilir ama film içinde ve onun tarzın bu tarz aslında değildi yani. Filmin çok daha zengin ve daha gösterişli bir şeyler vardı, kostümler vardı. Ah dalmaçlara üzerindeki bak pelerini sevmedim, bilmiyorum. Yapay durdu, saçları da öyle, saçlı doğal durmuyor. Makyajda da öyle, beyaz çünkü ten çünkü o biraz aslında olmadı. Benle hiç alakası olmayan bir şey. Biz burada saatlerdir bekliyoruz İvana Hanım. Ve inanın ondan oluyor. Saç düşüyor, makyaj bozuluyor. Yani benle alakası hiçbir şekilde yok. Şimdi görüyorsun onun saçının böyle bir uçlar ama dışarıda. Ama terden durabilecek tarmış bir şey değil ki. Seninki bayağı bonus gibi oldu. Yani siyah beyaz saç, pontiyeli bir pelerin Cruella de Vil olmak demek değil yani. Ben çok beğenmedim. Evet emek var tabii ki. Ama ağlıyor mu? Bence de bu tarzını tamamlamadın sen bu akşam. Teşekkür ederim. 5 puan İvana'dan. 5 puan. Urkan. Ayşegül, ben
Saçlara takılıyorum. Saçlar, tamam bir partiye, kostüm partisine geldiğin zaman bakarım sana. Kime benziyor, kime benziyor? Dalmatça'dan çıkarırım kime benzediğini. Ama saçının alakası yok. Bir de o pelerinin daha zengin olmasını isterdim. Yürürken daha kısır kumaşla bırakmışsın. Daha zengin olup yürüseydi. Ama ben arkadaşım gibi o kadar demeyeceğim sana. Bir şeyler yaptın, özenmişsin. Ben saçların ve pelerinin dışında tamam diyorum. 7 veriyorum sana. Teşekkür ederim. Burkan'dan 7 puan. Nurella. Ay Ayşegül, niye ağlıyorsun? Çünkü hasta hissediyorum biraz. Efendim? Hasta hissediyorum biraz kendimi. Ayşegül, iyileşmek için terletirler, iyi gelir ya. Benim en sevdiğim şey bilirsiniz puantiye. Leopar'la bu aram iyi değil. Uzun bir zamandır. Dargın mısınız? Dargınım biraz ona. Üçlük girdi araya. Evet. Ben puantiye çok severim. Ağlama. Ay burayla ilk yok. Sadece kendimi kötü hissettiğim için ağlıyorum. Ay ne var? Kim öldü? Ne oldu? Yok bir şey yok. Hayır sadece. Biraz hasta izliyorum ondan. Aa size ne oldu böyle? Ne kadar alıngan, ne kadar... Yok sizde hiçbir alakası yok. Hayır, hayır. Ya bırakma. Dur bakalım bir puan verelim. Emeğe saygı yapalım. O puantiyeler kesilmiş, monte edilmiş. Evet, peruğunu öyle yapabilirdin ama diyorsun ki çok sıcak ondan mı? Evet, biraz ondan. Ay Ayşegül ne olursun, bakkala gecesi enerjim çok iyi. Ben de ağlamayı hiç sevmiyorum ama şu an inanılmaz takip. Sıcak mı geliyor? Evet. Üzme canını. Bunun için ağlanır mı? Aa Ayşegül. 6 puan. 6. Öğleden. Hayatım. Siyah beyaz dem baba. Beşiktaş. Nerede alkol? Var mı? Dem baba. Asalete bak. Ben Fenerbahçeliyim ama... Beşiktaş'ı kıskanıyorum. Niye? Renkler. Siyah beyaz. Asalet. Kemal. Geçmiş olsun Ayşegül. Teşekkür ederim. Ben bakar bakmaz Cruella de Vil yaptığını, hani içeri girer girmez bir kostüm partisinde olsam anlarım, derim ki bu kadın o kadın. Sonuçta bu bir kostüm partisi, ikon canlandırılmadığı için birebir olmasına gerek yok. Sen o karakteri seçmişsin. Yapmışsın. Anlaşılıyor mu? Anlaşılıyor. %100 başarılı mı? Hayır, değil. Tabii ki hatalar var. Ben de 6 veriyorum. 6 puan daha Kemal Doğulu'dan. Teşekkür ediyoruz. 6 verdi yani. Teşekkür ederim. Ayşegül'üm seni yerine alıyorum. Sevgili izleyiciler, yarışmada bir haftayı tamamlıyoruz ama inanır mısınız onun gözünden hala bir damla yaş akmadı. Gerçekten çok şaşırtıcı. Hayır olsun inşallah diliyoruz ve podyumda bakalım neler yapacak, nasıl bir koreografiyle gelecek merakla bekliyoruz. Tuğçe Ergiş'i podyumda.